Merhaba, bugün yine çok değerli bir hastam var. Üçüncü ay kontrolüne geldi. Korhan Bey, yaklaşık 140 kilo ile başlamıştık serüvenimize 3 ay önce. Korhan Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl geçti? Öncelikle ameliyata nasıl karar verdiniz ve o ameliyat süreci nasıl başladı? Bir onu dinlemek istiyorum sizden. Ben çocukluğumdan beri hep kiloluyum. Ve bu yaşımda 44 benim. Hep belli diyetler denedik. Çok kilolar verdik, daha fazlasını geri aldık. Ameliyatı düşünüyor idim. Fakat hep korktum. En sonunda 20 kilo verip 30 kilo geri almak, 10 kilo verip 20 kilo geri almak vesaire gibi. Eşim de arkamda durdu en sonunda. Böyle bir ameliyata karar verdik. Araştırmalarımızı hızlandırdık. Sizinle tanıştık hocam. Sizinle buraya geldikten sonra nasıl geçti o süreç? Korkularınızı yenebildiniz mi? Ameliyata, hastaneye gittiğinizde neler yaşadınız? Hastanede ameliyattan sonra neler yaşadınız? Bir de kısaca onlardan bahsederseniz bize. Tabii. Ben aslında gene korkarak gelmiştim. Ve aslında gene kaç kere benim daha evvelden bununla alakalı bir deneyim vardı. Sizin daha önce hastaneden bir kaçma deneyiniz de. Kaçtım ben. Ertesi gün ameliyat olacakken o gece hastaneden kaçtım korkumdan. Ben buraya da aslında sizinle görüşüp daha evvelden de birkaç görüşmeden sonra vazgeçmiştim bundan. Sizinle görüşüp son gene hani en son aşamada ben gene vazgeçerim ya deyip bitip üstüne bir güzel yemek yemeyi düşünüyordum açıkçası. Sizinle görüştükten sonra siz de hatırlarsanız ben ertesi gün ameliyat olmak istedim. Sizinle tanışmak çok iyi oldu. Karar verdik. Biz zaten eşimle beraber ya. Yani. O da beni düşünür sağ olsun. O da ikna oldu, ben de ikna oldum. Biz sizi gıyabınızda da araştırdık tabii. Bu bizim buraya gelmemize çok büyük etkendi. Sizin de anlattıklarınızdan sonra biz çok mutlu olduk. Ve ben hemen ertesi gün ameliyat olmak istedim. Ertesi gün olamadık ama bir sonraki gün zaten ameliyata girdik. İkinci gün ameliyata girdik. Hiç korkmadan girdik. Semtteki zaten hastanede ameliyatı gerçekleştirdiniz. Her şey çok rahattı. Ameliyat sonrası böyle ağrı, bulantı, o dönem nasıl geçti? Hemen bulantı vesaire olmadı. Ameliyat olduğum gün hafif bir şeyler hissettim. Yani ben iğne vesaire gibi şeylerden çekinen bir adamım. Ve acaba ağrım olacak mı diye de çok da kulaklarımı diktim açıkçası. Yani ağrım olacağına inanarak girdim. Yani hafif hafif bir şeyler hissettim. O da sizin zaten işte bunun ağrının sebebi işte direnin ucudur. Bu ağrının sebebi. Siz zaten önceden nerede ne ağrı olacağını resmen neredeyse saatler arasında ne olacağını vesairesini bize anlatmıştınız. Ben bunları bekleyerek girdim. En fazla o kadar ağrılar oldu. Yani beni irite edici, korkutucu veya rahatsız edici bir ağrı hissetmedim. Zaten tanıdığımız bir hastaneydi. Siz hep oradaydınız. Oradaki arkadaşlar çok ilgiliydiler. Ben sanki ben ondan evvel hayatımda bir kere ameliyat olmuşum. Çocukken bademcik ameliyatı. O şefkati hissettim açıkçası. Yani mutluydum. Yani bir sıkıntı yoktu. İlk günkü sizin o anlattığınız bu arada biraz gaz gibi bir şey hissedeceksiniz vesaire gibi. Zaten sürekli ilaç takviyeleri, serum vesaire o ağrı kesicilerle yapıldı. İlk gün böyle biraz hani hem korku diye ameliyat sonrası da ben zaten ameliyat olduğumu da anlayamadım. Yani ben bir aradım, ameliyat olmuşum ben. Ameliyata girerken sizinle şakalaşıyorduk. Ben o sırada ne ara ameliyat olduğumu bile anlamadım. Güzel de bir ameliyat arkadaşım vardı zaten aynı gün ameliyata girdiğimiz. Onunla zaten odalar. Yani ameliyattan sonra birkaç saat sonra kalktık, yürüdük. Siz bir direnden de çok korkuyordunuz, taburcu olacağınız gün. Çok korkuyordum, evet yani dediğim gibi ben... O nasıl geçti diren işi? Yani vücuduma bir şeyin takılı olması irite ediyordu beni ama ben bir rahatsızlığını duymadım. En fazla dediğim gibi o sizin de anlattığınız gibi ucunun içeride yaptığı bir tahrip var. Bir tatlı böyle bir şeyi ne hissetti. Onun haricinde korkarak baktım. Korktum bile olmadı yani. Çıkartırken nasıl oldu? Çıkartırken yavaş yavaş bir rahatlama gibi hissettim. Yani evet. O çıktıkça sanki vücudumdan kötü bir şey ayrılıyormuş gibi hissettim. Acı vesaire değil. Ama yani sonuçta vücudunuzda yabancı bir şey var. Evet. Yani ameliyat olmayı hissetmedim veya ağrılarını o kadar hissetmedim ama vücudumda bir direnle ne bileyim iki gün orada yatıyor olmak rahatsız ettiydi sadece. O benim kendi şeylerimden kaynaklı. Dediğim duygularımdan kaynaklı. Taburcu olduktan sonra biz işte 10 gün size sıvı bir diyet verdik. Sonra yavaş yavaş püreye geçtik. Nasıl geçti bu dönem? Zorlandınız mı bu dönemde? Neler yaptınız? Gene korkularla ben 10 günlüğü nasıl yaşayacağım bilmiyordum. Çünkü ben daha evvelden
hiçbir şey yemeden 3 saatten fazla yaşayamazdım. Evet. 10 gün halsizlik ameliyat sonrası, 10 gün değil, ilk 3-4 günkü belli bir halsizlik haricinde ekstradan bir şey olmadı. Aksine o yemek külfetine girmemek, o yani karnım acıkmadı, hiç acıkmadı. Ki benim gibi günde 8, 7, 10 bilmem ne öğün yiyen bir adam. Maalesef alkolü de güzel şekilde tüketen bir adam. O 10 gün içerisinde hiç acıkmadım. Bazen alışkanlık bir masada otururken bir şey yeme şeyi vesaire. Yani evde ailem bir şey yerken bakıyorum acıkıyor muyum diye. Acıkmadım, hiçbir şey hissetmedim. İlk 2-3 günkü o ameliyatın verdiği vesaire halsizlikten sonra yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Siz her ne kadar benim yaptığım kaçamaklardan biridir bu, her ne kadar evde dinlenin deseniz de ben ufak ufak yürüdüm falan. Kendimi iyi hissettim, kötü hissetmedim. 10. gün kontrolünden sonra siz püreye geçirdikten sonra o gün benim için bayramdı. Acıkmamama rağmen bir şey yiyecektim. Fakat ilk püre yediğimde, bilmiyorum da ne bileyim, ikinci çatal püreyi alırken doyduğumu hissetmek. Daha erkende sıvı içiyorduk çay bardaklarıyla. Ya ben daha da bir lokmada içtiğimi 10 dakikada içmeye falan başladım. Yani bir hayat, yeni bir hayatı öğreniyoruz resmen. Bir yandan da diyorum, dediğim gibi benim hayal edemediğim şeylerdi. Sıvı dönemi zor geçmedi, hiç zor geçmedi. Ama püre dönemi çok neşeli geçti açıkçası. Evet, her şeyin püresini, yani şekerli olmamak kaydıyla her şeyin püresini yaptık. Meyve, ben bu hayatı, şimdiki yeni hayatım diyorum, önceki hayatımda değil, meyveye yaklaşmayan, ben ne bileyim, meyve püresini yapmak neşeli geçti. Daha evvelden atıyorum ya, hiç yarım kayısının püresiyle doydum diyen insan görmemiştim. Ben yarım kayısının püresiyle doydum vesaire. Çok neşeli geçti, bir sıkıntı olmadı. Belli dönemlerde mod düşüklükleri oldu. O mod düşüklüklerinde Bildur Hanım'ı ben gece 3'te aradığımı biliyorum. Psikolojim bozuldu. Bir şey oldu mesela. Yani çünkü ben gene sözünü dinlemeyip Bildur Hanım'ın o belli zamanlarla tartıl dedi bana. Ben her gün tartıldım. Bir gün 2 kilo gitti. Bir gün 2 gün 2 kilo giderken ertesi gün 1,5 kilo gittiği zaman benim modum düştü. Yani şımardım. Gece 3'te Bildur Hanım'ı aradım ben. Sağ olsun hiçbir zaman geri dönüş yapamazlık olmadı. Biliyorsunuz sizi kaç kere aradık hocam, kafamız takıldı her yerde şeyde. Ya ben çok memnunum, hala çok neşeli geliyorum. Üçüncü ayımız bitti artık, toplam bitti. 40 kilo verdik. Yavaş yavaş kıyafetler değişmeye başladı. Yavaş yavaş değil. Bu çok iyi. Öncesinde siz bana 6. aya kadar gardırop yenileme dediniz ama ben bu işe başladığımda 44-46 beden pantolonlarla başladım. Kilo verdikçe pantolonlar bol geliyor. İşte işin önce bir daralttırdı. 15-10 gün sonra o da sonra bir daha daralttıralım dedi. Yani dedi Ceyhun Hoca, yani alma kıyafet dedi. Bu sefer tersi, daha neyi daralttım dedi bunun. Hadi alalım falan derken şimdi ara ara hani almak istiyoruz. Benim en son aldığım pantolon 32 bedendi. Ben daha evvelden bazı yerlerde olan Battal Bey'in dükkanı gibi işte şişman mağazalarında 7X large'lar, 6X large'lar falan alırken medium tişört siparişi verdi. İşte medium tişört giyiyorum, 32 beden pantolon giyiyorum. Ayakkabılarım büyük gelmeye başladı. Az az almaya çalışıyorum çünkü biliyorum yani şu anda geldik fakat sizinle olan hedefimizde bir 15 kilo falan daha var. Bu da hesaplara göre sizin söylediğiniz gibi bir seneye vesaire, yani genelde söylediğiniz değil de 6. aylarda zaten bulaşacağız. Ya ama o internette o siparişi vermek artık çok hoşuma gidiyor. Çünkü normal mağazalardan artık normal kıyafetleri rahatlıkla alabiliyorum. Boyum uzun olduğu için sizin de söylediğiniz gibi tişörtleri biraz zorlanıyoruz. Bu sefer long fit diye bir kavram öğrendik vesaire. Çok eğlenceli, çok neşeli. Yani ben her zaman benim yaptığım da bir espridir bu ama gerçek bu. Ben galiba orta 1'de, orta 2'de falan bu kilodaydım, hatırlamıyorum. Dediğim gibi 95 kilolara düştüm artık. Normal bir medium giyebiliyorum ben. Ben şortta vesaire biraz benim alt tarafta da hepten çok daha zayıfladığı için benim 52 kiloluk içinde aynı şortu falan giydik yani. Çok neşeliyiz ben, çok eğlenceli hocam. Ceyhun Hoca'yla birlikte olmaya, birlikte bu yolda yürümeye, ameliyat olmaya karar vermemin sebebi, ben mühendisim. Ben Ceyhun Hoca'ya geldikten görüşmemizin birinci saatin sonunda çok güvendim. Sebebi sorduğum sorulara düşünmeden cevap verebilmesiydi. Bunun da anlamı bunu biliyor olması gerektirir. Dediğim gibi
Bu hem eğitimim hem de mesleki itibarla buna çok önem veririm. Düşünmeden cevap veriyor olması ve öncesinden bu yola karar vermeden önce çok araştırdım. Sorulacak doğru soruları biliyordum. Cevaplarını bildiğim sorularla bile hocama sorduğum zaman işin nihayetinde onun o güler yüzü ve verdiği cevapların bendeki doğruluğu hocamla bizim birinci saatin sonunda zaten lütfen beni yarın ameliyat edin dememe sebep oldu. Ben dediğim gibi çok hekim araştırdım bununla alakalı. Korkak idim bu konuda. Ve bunu araştırırken de daha evvelden hocamın ameliyat ettiği hastalardan biri eşimin arkadaşıydı. Onunla konuştuk ve ben yüz yüze değil telefonda bir kere konuştum. Ve bana direkt söylediği kesinlikle zaman kaybetme, kesinlikle başka hekimlerle de daha fazla zaman kaybetmene gerek yok. Ceyhun Hoca'yı mutlaka gör dedi ve Ceyhun Hoca'nın telefonunu aldık. Aradık, hatta biraz geç de vakitti sağ olsun. Önce mesajlarla, WhatsApp üzerinden mesajlarla bize doğru şeyleri söyledi. Ertesi günde randevu verdi, geldik. Zaten bir sonraki günde ameliyat olmuştuk. Ceyhun Hoca'nın daha evvelden profesyonel olarak çalıştığı bir hastanedeki hastalarından 7-8 tanesini bulduk, konuştuk. Akabinde internette araştırmalar yaptık. Benim şahsi dostlarım içerisinde de Ceyhun Hoca'mı tanıyanlar, kendisi hala bilmez. Hiçbir zaman isimlerini de söylemeyeceğim onların Ceyhun Hoca'ya. Onların da yani ortak, yine hekim bir dostlarımız vasıtasıyla da çok hakkında konuştuk. Açıkçası tekrar kaçmak, tekrar vazgeçmek için Ceyhun Hocam hakkında kötü küçücük bir tane kelime aradım. Bulamadık. Ben küçüklüğümden beri kendim bildiğim bileli şişmandım. Ben 70 kiloları kalan görmüş bir adamım. Ve genetik ve de şişmanlığın verdiği şeker hastasıydım. Aynı zamanda uyku apnem vardı. 10 saat uyusam da yorgun kalkar idim. Eşim horlama sebebimle yanından kalkıp, hani kendisi de uyumak istediği için artık, İçeride yatar idi. Ben ameliyat olduktan sonra benim sürekli kullandığım şeker ilaçlarım bitti. Benim şekerim en çok olduğu zamanlarda bile artık 80-82'lerin üstüne çıkmıyor. Uyku apnesi diye bir şey kalmadı. Ben 5-6 saat uyuyarak sabaha çok dinç kalkıyorum. Bunların hepsinin olacağı bana söylenmişti. Ben inanmamıştım. Oldu. Obezite bir yaşam şekli değil. Ben obezdim. Bilura'nın diyetisyenimiz bana artık kilolu sıfatında dahi olmadığımı söyledi o meşhur tartışmanın sonuçlarında vesairelerde. Ben artık şeker hastası değilim. Benim artık uyku apnem yok. Ben artık şişman değilim. Obez değilim. Obez de bir hastalık ve bunun da tedavisi varmış. Mucize gibi bir şey. O yüzden obez bir hasta diyeceğim. Obez kişi yok, hastadır hepsi. Ceyhun Hoca bunların hepsini epi topu 2 gün içinde çözüyor. Sorunsuz çözüyor. Açık söyleyeyim, çok araştırdım. Çok makul çözüyor. Hani hiç zorlanmıyorsunuz. Ceyhun Hoca'yı mutlaka görün de. Evet, Korhan Bey ile 3. ay kontrolümüzü gerçekleştirdik. Bundan sonra kontrolümüz 6. ayda inşallah. Obezite yan etkileri, yan hastalıklarıyla beraber, işte şekerle, tansiyonla, uyku apneyle beraber gerçekten insanın hayatını daraltan, yaşam alanlarını küçülten bir hastalık. O yüzden sağlığımız için ameliyat olalım, estetik için değil diyoruz ve hepinizi aramızda görmek isteriz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Teşekkürler.